Evet, Tunceli'ye gideceğiz şimdi. Tunceli'nin Pölümür ilçesinde tek bir eczane bile yok. İlçe halkı reçetesiz ilaçlara ulaşmak için bakkala, reçeteyle satılanlara ulaşmak içinse Erzincan'a gitmek zorunda. Ben kalp hastasıyım, bypass oldum. Bir arkadaşımız yüksek tansiyondan yanımıza vefat etti. Pölümür'ün en büyük ihtiyaçlarından birisi eczanedir. Alışveriş için bakkal, market var. Zaman geçirecek kıraathane de var. Ama 3500 kişinin barındığı ilçede bir tane bile eczane yok. Tunceli'nin 3500 nüfuslu Pölümür ilçesi bu görüntüye hasret. En büyük endişeleri hastalanmak ya da düzenli kullandıkları ilaçların bitmesi. Çünkü Pölümür'de eczane yok. Pölümür'ün en büyük ihtiyaçlarından birisi eczanedir. İlçede baş ağrısı çeken, ateşi yükselen kahvehane ya da bakkalın yolunu tutuyor. İlçede eczane bulunmayınca reçetesiz satılan ağrı kesici gibi ilaçlar da kahvehanelerde ya da marketlerde satışa sunuluyor. Siz burada esnaflık da yapıyorsunuz. Tabii tabii. Aynı zamanda size gelip hiç ilaç sorun oluyor mu, ağrı kesici vesaire? Kesinlikle, kesinlikle. Biz eczane görüyoruz tabiri caizse. Yani bu konuda fedakarlık yaptığımızı düşünüyorum. Fazlasıyla şey getiriyoruz, en azından ağrı kesici bulundurmaya çalışıyoruz. En büyük sıkıntıyı kronik hastalar yaşıyor. İlaç ihtiyacını karşılamak için 60 kilometre yol kat ediyorlar. Ben kalp hastasıyım, bypass oldum. İlaç alabilmek için ya Tunceli'ne ya Erzincan'a gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da çok zor bir şey. Perişanım. Mesela ben geçen gün ilacım bitmişti. Erzincan'dan getirmek zorunda kaldım. Acil ilaç ihtiyacı karşılanmadığı için ilçede maalesef hayatını kaybedenler de var. Örneğin basit bir dil altı hapı bile bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir arkadaşımız yüksek tansiyondan yanımıza vefat etti. Dil altı hapının kullanılması gerekiyordu. Yani bu ilacın erken yetiştirmesi halinde belki de o hayatını kurtarmış olurdu. Pölümür'de yaşayanlar ilçelerine ya eczane gelsin istiyor ya da ilaçlara erişimlerini kolaylaştıracak bir çözüm.